Geçtiğimiz günlerde kanalımızı arayan birçok vatandaş Ulu Cami minaresinde bulunan taşların döküldüğünü iletmiş ve bizler de gündeme getirmiştik. Vatandaşlarımız yetkililere seslenerek minareyle ilgili olarak acil bir çalışma başlatılması gerektiğini mikrofonlarımıza iletmişti. Bugün de nihayet Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir çalışma başlatarak Ulu Cami minaresinde ne gibi bir işlem yapılacağı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ulu Cami minaresine takılan sensörler ile ilgili bilimsel veriler toplanarak kayıt altına alınacak ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılıp sonrasında yıkım mı olacak, restorasyon işlemleri mi gerçekleşecek, bu raporlama sonrası belli olacak. Minare takılan sensörlerle 6 aylık süreçte takip edilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda restorasyona caminin eğri minaresinden başlanılacak. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek, bunlar üzerine karar vermek için bir çalışma başlatıldı dedi. Minaremiz, camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Camimizin minaresinden başlayalım istedik. Zira en önemli noktası minaresi. Minarenin yine yıllara sari olarak izlenmesi var. Bu izlenmeler birleştirilerek rapor halinde son bir izlenme daha yapılarak minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek, bunlar üzerine karar vermek üzere bir çalışma başlatıldı. Ve göreceğiniz üzere yapılan bu çalışmada minarenin ivmesi, rüzgar, hareketlilik, ısı ve nem, bütün bunların ve hatta titreşim, bunları görebilme ve anında haber alabilme merkezi sistemi var. Oradan 6 ay içerisindeki bu izleme neticesinde bize bir yön verecek. Minaredeki eğimin yıl içerisinde değişip değişmediğinin yapılarak ölçümle ortaya çıkacağını belirten Karaca, ivme hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim gösteren çalışmalar yapılıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra minare ile ilgili karar vereceğiz. Üstten şakül hesabı yapıldığı zaman bizdeki eğim 117 santimetre gözüküyor. Eğimin zaman içerisinde değiştiği söyleniyor ama onu bu ölçümde göreceğiz dedi. Bununla da ilgili genel müdürlüğümüzle görüşerek minare hakkında kararlarımızı vereceğiz. Zira camimiz zaten yapısı itibariyle kendisi tarihi olması ama sanatsal değeri çok yoktur. Bundan dolayı da çok sıkıntımız yoktur cami ile ilgili. Camiyi her halükarda restore ederiz. Ama minarenin buradaki en önemli şeyi Khorasan tipi minarelerden bir minare ve çift cidarlıdır. Yani çift duvarlıdır bu. Bundan dolayı dayanıklılığı uzun sürmüştür. İnşallah buraya el alıp başlattığımız zaman gökme desemiz tamamlandı. Son aşamadayız. Belediyemiz tarafından kale restorasyonu yapılıyor. Kalede çalışmalar var. Ulu Cami'yi de bize nasip olur da tamamlarsak böylece bir turizm meydanı, hatta inanç turizminin hareketli olduğu bir meydan daha oluşmuş olacak. Elçim sensörleri var. Sensörlerle izleniyor şu anda. Deminki söylediğim konular gerek nem oranını, gerek titreşimini ve gerekse ivmesini gösteren şeyler, çalışmalar yapılıyor. Şakül hesabı yapıldığı zaman üstten 117 santim bir eğim var. Tabii bu zaman içerisinde değiştiği söyleniyor ama bunu bu şeyde göreceğiz, bu ölçümde göreceğiz.